O insanlara diyorlar ki siz 50 bin lira borçlanacaksınız. Örnek veriyorum, siz 200 bin lira borçlanacaksınız. Peki neden diyoruz ya? Onlar diyor ki deprem mağduru. Bizi de siz mağdur ediyorsunuz burada. Hani biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Tamam, kentsel dönüşüm yapılsın ama şu an hiçbir muhatap yok karşımıza. Hani ne olacak, ne bitecek, evimize ne vereceksiniz, biz ne vereceğiz, ne alacağız? Sadece diyorlar ki çıkın evlerinizi boşaltın, yıkacağız. Tamam, gelin yıkın da bir tane karşımıza muhatap gelsin. Zaten mahallede 3-4 defa projenin yeri değiştirildi. Bir başta dediler ki yıkılan evlerin yerine yapılacak. Ondan sonra başka bir şekilde dediler. Şu an getirmişler, öyle bir proje çizmişler ki zikzak bir şekilde bir proje çizmişler. Yani biz çocukluğumuzdan beri bu mahallede büyüdük. Bu mahallenin çocuğuyuz. Hepimiz de bunu çok iyi biliyoruz. Şu an projenin çizildiği yerde, yani ben kendim bu yaştayım mesela. Şu an mahallenin projenin çizildiği alanda 10 yerde delilli ispatlı hazine var yani. Hazine var diyebilirim yani. Şimdi biz neyin peşinde olduklarını çok iyi biliyoruz. Zaten yerin üstündeki yediniz, bitirdiniz yani. Şimdi yerin dibi mi kaldı yani? 3 tane müteahhit, 3 tane yandaş yolunu bulacak diye burada bizim iki gözümüze mi göz diktiniz yani? Bizim mahallemizi kentsel dönüşüm rezervi alanı ilan etmişler. 15 gün askı sürecini bizim haberimiz olmadan süre geçmiş. Bizim evlerimiz depremden dolayı herhangi bir hasar görmemiş. Sağlam olan 72 tane evimizi de bu rezervi alanına dahil etmişler. Onca boş yer olmasına rağmen bu rezervi alanına aldıkları yerde define gömü olduğunu bu mahalleli hepsi biliyor. Özellikle bu tepe mahallesini almanın amaçları da budur. Bir muhatap gelsin ki desin ki sizin evin değeri budur. Ya size başa baş dairenizi veriyoruz, evet. Ya da sizin hakkınız budur. Yani Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yeşillik, komşuluk. Yarın TOKİ'yi buraya getirdiğinde yeşil alanları yok edip getirip binaları yıkmaktan mı komşuluğu, yeşil alanı koruyor? Milleti mağdur etmeyeceksiniz dedi ama burada Elazığ'da ne bir yetkili ne bir şey vatandaşı, herkesi mağdur ediyor. Buradaki vatandaşlarımız çok kaygılı, çok endişeli. Kendilerine dayatılan bir yıkım kararı var. Önceden hiçbir şekilde haber verilmemiş, önceden planlanma yapılmamış, kendilerine hiçbir şekilde bildirim yapılmamış. Daha birkaç gün öncesinden ellerine tutuşturulan bir tebligatla ansızın bir hafta içerisinde evlerinin boşaltılması talebiyle bu insanlar büyük bir şok içerisindeler. Tabii ki buradaki insanlarımız, bizler hiçbir şekilde kentsel dönüşmeye karşı değiliz. Ancak bu işin plansız bir şekilde, ansızın evlerinizden çıkın şeklinde bu insanların önüne getirilmesi, bu insanları şu an çaresiz bir durumda burada beklemelerine sebep olmuştur. Tabii farklı kaygıları da vardır. Burada çeşitli rant projeleri mi dönecek, ne planlıyorlar, bunlarla ilgili gayet bütün vatandaşlarımız gayet endişe içerisinde. İstekleri şudur, yetkililer bizlerle görüşsünler, bir mahalleli olarak, buraların sahibi olarak bizlerle irtibata geçsinler. Bizim isteklerimizi, taleplerimizi mutlaka göz önüne alsınlar. Bu insanların seslerine kulak vermemiz gerekiyor.